Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere noktalama işaretleri ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada ayrançlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir demiş. Bakalım bu renkli dünyada kendimizden izler bulur. Anadolu şiir geleneğinden el almış bir şairle bir kavgayı büyütürüz. Bu kavganın içinde neler yoktu ki? Bunun derdine düşmek bile ayrı bir mesai gerektirir. Bakın gerektirir, yüklemdir. Dolayısıyla bunun noktayla bitmesi gerekiyor. Yine neler yoktur ki demiş arkadaşlar soru soruyor ve bunun kelimesi de büyük harfle başladığı için burası nedir? Soru işaretidir. Üstteki cümlede ise büyütürüz, yüklem, bulur yüklem. Bakın arkadaşlar, iki yüklem birbirine virgülle bağlanmış sıralı bir cümle. Bu sözcü de büyük harfle başladığı için bu da nedir? Noktadır. Noktalama işaretleri virgül, nokta, soru işareti ve nokta şeklinde olması lazım. Seçeneklere baktığımızda ise bakın virgül, nokta, soru işareti ve tekrar noktayı kullanmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Romanın mekanları, kahramanın yaşadıkları, günlerini geçirdikleri yerlerdir. Binnazların evi, Feritlerin evi, kahveler, tekel binası, Sabri Beyaz'ın dükkanı, çarşı, hastane gibi mekanlar. Kısa birer tasvir veya gösterme yoluyla dikkatlere sunulur. Bakın arkadaşlar, sunulur yüklem. Yüklem olduğu için 5 numaralı yere nokta gelir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yine Feritlerin evi, kahveler derken bakın bir sıralama var. O yüzden sıralamaları birbirinden ayırmak için yani eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. 3 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yine arkadaşlar örnekler veriyor. Örnekler verdiği için de burada 2 nokta kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yine bir sıralama var. Kahramanların yaşadıkları, günlerini geçirdikleri yer derken. O yüzden buradaki virgül de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 4 numaraya geldiğimizde şimdi çarşı, hastane gibi mekanlar demiş. Burayla şu kısa birer tasvir veya gösterme yolu demiş ya. Bunu karıştırmamak için arkadaşlar bakın buraya noktalı virgülün gelmesi gerekir. Virgül gelmiş. O yüzden buradaki kullanım yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Masanın örtüsünde sarı, pembe ve çivit mavisi renkler hakim. Bakın cümle bittiği için arkadaşlar buraya nokta gelmiş. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Çünkü burada ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Yani hakimdir olacak. Yine sarı, pembe ve çivit mavisi renkler derken rengin niteliğini belirtiyor arkadaşlar. Sarı ve pembe. Burada da eş görevli sözcüklerin olduğunu görüyoruz. Bunları ayırmak için de virgül kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Duvarda eski İstanbul hayatından bir tablo. Çeşme başında testilerine su dolduran, su doldururken fırsattan yararlanıp birbirleriyle uzun uzun konuşan, belki de komşunun evlilik çağına gelmiş kızı hakkında dedikodu yapan havai İstanbul hanımları. Bakın örnekler devam ediyor arkadaşlar. Yüklem yok. O yüzden cümlenin sonuna 3 nokta gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yine dikkat edecek olursanız konuşan, ondan sonra yapan derken sıralamanın devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla burada da 4 numaralı yere virgülün gelmesi doğrudur. Çünkü eş görevli sözcükleri, örnekleri sıralamada kullanılır. Bu da doğrudur. Bundan dolayı 4'ü de elemiş oluruz. Burada ise arkadaşlar bakın eski İstanbul hayatından bir tablo. Aynı zamanda duvarda dedikodu yapan havai İstanbul hanımlarını andıran görüntüler varmış. Burada da bir sıralama var. O yüzden buraya noktalı virgülün gelmesi yanlıştır arkadaşlar. Virgülün gelmesi gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Dördüncü soru, bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Manisa Sultan Camii önünde büyük bir kalabalık. Arkadaşlar bakın, cümle devam ediyor. Devam ettiği için de nedir? 3 nokta kullanılmıştır. Yüklem yok. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bazılarının elinde fotoğraf makineleri var. Bazılarında şemsiyeler. Bu dursun. Biri bu özel günün anısı kalsın diye, diğeri de birazdan camiden atılacak rengarenk kağıtlara sarılı mesir macunları daha kolay yakalansın diye. Bakın arkadaşlar, burada da yine bir sıralamanın olduğunu görüyoruz. Bu sıralamayı ayırmak için arkadaşlar virgül kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Manisa Mesir Macunu Festivali'nde her yıl Mart ayında benzer manzaralara rastlamak mümkün. Bu normalde nedir? Mümkündür olacak arkadaşlar. Yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Dolayısıyla bu yüklemdir. Yüklem olduğu için cümlenin sonuna nokta gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Manisa Mesir Macunu Festivali özel isimdir. Bunlara gelen ekler kesme işaretine ayrılır. O yüzden 4 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 3 numaralı yere gelecek olursak, bakın şurada elinde fotoğraf makineleri var demiş. Yani şurası nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Yüklem olduğu için buraya 3 nokta gelmez. Arkadaşlar buraya gelecek noktalama işareti nedir? Nokta olacaktır. Fakat 3 nokta geldiği için uygun bir noktalama işareti kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Parçamıza bakalım. Nasıl bir dil Bilge Karasu'nun dili? Bakın soru ifadesi var ve kendisinden sonraki sözcük de büyük harfle başladığı için buraya soru işareti gelir. Daha önce de değinmiştim. Bakın yüklem olduğu için ve diğer sözcük büyük harfle başladığı için buraya nokta gelir. İşlenmiş, üzerinde çok çalışılmış, oynanmış bir dil. Arkadaşlar bakın, cümle bitmiş mi? Hayır, devam ediyor. O yüzden buraya 3 nokta gelir. Ritim düşünülerek, ses düşünülerek, görsellik düşünülerek kurulmuş, kurgulanmış, kusursuz olması istenmiş bir dil. Yine aynı örnek var. Aynı zamanda kendisinden sonraki sözcük de büyük harfle başlamış. Dolayısıyla cümle bitmediği için buraya da arkadaşlar 3 noktanın gelmesi gerekiyor. Bu kusursuzluk isteğinde de bir haz arayışı, virgül, bir süsleme çabası görülebilir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın, soru işareti nokta, 3 nokta, 3 nokta ve virgülün olması gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda ise bakın B seçeneğinde soru işareti nokta, 3 nokta, 3 nokta ve virgül kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Okuduklarınla gerçekten başka şeyler arasında herhangi bir bağ kurabiliyor musun? Bakın, soru edatı var. Dolayısıyla buraya soru işareti gelir arkadaşlar. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İster başka okuduklarınla, ister kendi yaşadıklarınla, kendi düşündüklerinle. Bakın arkadaşlar, burada da bir sıralama yapılmış. O yüzden virgül kullanılması doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Burada da cümlenin bitmediğini görüyoruz. Yüklem yok. O yüzden arkadaşlar buraya da 3 nokta gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Başka bir bağ kurabiliyor musun? Yine soru edatı var. Dolayısıyla buraya soru işaretinin gelmesi de doğaldır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat burada biz bir şeyi görüyoruz. 2 numaralı yerde. İster ister bağlacını görüyoruz arkadaşlar. Bunlara tekrarlı bağlaçlar denir. Bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Tekrarlı bağlaçların arasına arkadaşlar noktalama işareti gelmez. Özellikle de virgülün gelmediğini söylemiştik. O yüzden buradaki kullanım yanlıştır. Virgülün gelmemesi gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Gelibolu'nun her köşesi farklı deneyimler vaat ediyor.
bölgeye dalış yapmak için de gelen var, atalarını anmak için de. Bakın arkadaşlar, şuraya ne olması lazım? Noktanın gelmesi gerekiyor. Çünkü vaat ediyor burada nedir? Yüklemdir ve diğer sözcüğün büyük harfle başladığını görüyoruz. Yine gelen de var, atalarını anmak için de demiş. Sıralama yaptığı için buraya virgül gelir. Var yüklemdir, cümlenin yüklemidir. O yüzden arkadaşlar cümlenin sonuna da noktanın gelmesi gerekiyor ki kuş sözcüğü de zaten büyük harfle başlamış. Kuş gözlemciliği yapanlara rastlamak da mümkün yarımadada. Bakın mümkün dür olacak arkadaşlar. Ek fiilin geniş zaman çekimi var. O yüzden burası nedir? Yüklemdir. Yeni yeni gelişmeye başlayan savaş turizmi meraklılarına da demiş. Arkadaşlar bakın burası nedir? Yine sıralama yaptığı için virgüldür. Cümlenin yüklemi olduğu için de bunun sonuna da ne gelir? Nokta gelir. Seçeneklere baktığımızda nokta, virgül, nokta, virgül, noktanın olması gerekir. Bakın arkadaşlar C seçeneğinde nokta, virgül, nokta, virgül, nokta olması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Yahya Kemal tabi Rimbaud'u okumuştu. Burada sorun başka. Bakın buraya baktığımızda burada kelimesi küçük harfle başlamış. Dolayısıyla arkadaşlar buraya virgülün gelmesi gerekiyor. Burada sorun başka demiş. Başkadır olacak. Yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden bunun da arkadaşlar nokta olması gerekir. Ne zaman okumuştu ve nasıl okumuştu? Arkadaşlar dikkat edecek olursanız ne zaman ve nasıl sorularını yöneltiyor. Dolayısıyla buranın da ne olması lazım? Soru işareti olması lazım. Bilemiyoruz. Bakın burada noktanın olması gerekir. 21 Temmuz 1955 günü Paris'teyken beğendiğiniz Fransız şairler kimlerdi? Diye soruyor. Sermet Sami Uysal, Verlaine, Rimbaud diye yanıtlamaya başlıyor. Bana kalırsa Rimbaud kısmı doğru değil. Ona çok sonra rastladığını sanıyorum. Bakın arkadaşlar, Verlaine, Rimbaud diye yanıtlamaya başlıyor demiş ya, inanmadığını ifade ediyor burada. Dolayısıyla arkadaşlar hatta bana kalırsa ifadesini de görüyoruz. Dolayısıyla ne var burada? Ünlem işaretinin olması gerekiyor. Sanki tam tersiymiş gibi bir durum söz konusu. Seçeneklere baktığımızda ise bakın virgül, nokta, soru işareti, nokta ve ünlem olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir demiş. Sadece kültür sanat dünyasında değil, toplumsal ve kişisel ölçekte de zarf ve mazruf, biçim ve içerik üzerine öz eleştiri yapmamız gerektiğini kibarca hissettiren bu sergi en çok da samimi alıntılarıyla ruh okşuyor cümlesinde. Yani şuraya kadar olan kısımda bakın burada arkadaşlar virgül gelir. Yine kültür dünyası, sanat dünyası demiş. Dolayısıyla iki tane tamlayan, bir tane tamlanana bağlanmış. Eş görevli sözcükleri yani tamlayanları birbirinden ayırmak için de araya virgülün gelmesi gerekir. İçinde virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için arkadaşlar araya noktalı virgül gelir. Devam edelim. Tıpkı Bedri Rahmi'nin vaktiyle Abidin Dino'ya şöyle dediği gibi. Arkadaşlar Bedri Rahmi'nin sözüne yer veriyor. Bakın bunu tırnak içinde göstermiş. Dolayısıyla kişinin sözüne yer verdiği için onun sözünden önce ne kullanılır? İki nokta kullanılır. Seçeneklere baktığımızda ise bakın virgül, noktalı virgül, virgül, iki nokta var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir demiş. Parçamıza bakıyoruz. Daniel Defoe'nun 18. yüzyılda kaleme aldığı eserdeki Robinson Crusoe cesur ve gerçek anlamda maceracı bir karakterdi. Kitabın konusunu bilmeyen yoktur. Bakın arkadaşlar kitabın konusunu bilmeyen yoktur derken açıklama yapacağını görüyoruz. Dolayısıyla
Açıklamalarda bakın cümle halinde. O yüzden buraya iki nokta gelir. Londra'da yaşayan, virgül, orta sınıfa mensup bir ailede büyüyen Robinson, ailesine haber vermeden dünyayı gezmek ister ve evden ayrılır. Yolculuğu sırasında başına pek çok talihsiz olay gelir. Mağripli korsanlar tarafından bindiği geminin ele geçirilmesi, Kuzey Afrika'da köle olarak çalıştırılması buna dahildir. Bakın arkadaşlar, virgül var. İçinde virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. Dolayısıyla buraya da noktalı virgülün gelmesi gerekiyordu. Seçeneklere baktığımızda ise bakın iki nokta, virgül, noktalı virgül. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangilerine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Milattan önce 408-355 yılları arasında yaşamış Platon'un öğrencisi, ünlü matematikçi ve bilgin Eudoxus. Anatomi alanında pek çok çalışma yapmış, tıpta yeni keşiflere imza atmış, Knidos'ta büyük bir tıp okulu kurmuş Eurohon. Resimde kırmızı figür tekniğinin en önemli uygulayıcılarından kabul edilen vazo ressamı Polynotos, İskenderiye fenerinin mimarı Sostratus, Knidos'ta yaşamış olduğu rivayet edilir. Bakın arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane önemli sanatçıdan bahsediyor. Dolayısıyla biz bunların önündeki yerlere noktalı virgül getirmemiz gerekir. Yani 2 numara noktalı virgül olacak. 4 numaralı yer noktalı virgül olacak. Yine 5 numaralı yer de noktalı virgül olacak. Neden? Çünkü bu adamları birbirine, bu sanatçıları birbirine karıştırmamak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar buralara noktalı virgül gelir. 1 numaralı yere virgül, 3 numaralı yere de virgülün gelmesi gerekir. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi bir sıralama yapılmış yine. Bundan dolayı da 1 ve 3'ün olduğu E seçeneği arkadaşlar nedir? Bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir demiş. Persler, Maraş'ın verimli topraklarının kıymetini en iyi bilen uygarlıktı. Benekli şekerpare kayısı ve tadı anlatılmaz yaşanır kiraz belki de ilk onların zamanında yetiştirilmişti. Kim bilir? Arkadaşlar bakın, dikkat edecek olursanız şuraya ne gelir arkadaşlar? Virgül gelir. Çünkü küçük harfle başlamış. Sonra da kim bilir demiş. Buraya da soru işaretinin gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda içinde virgül olan sıralı cümle olduğunu görüyoruz. Uygarlıktı yüklem. Bakın yetiştirilmişti yüklem. İçinde virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi noktalama işaretleri noktalı virgül, virgül ve soru işaretinden oluşmuş. Bundan dolayı da doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.